Angel? Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Sana refakatçilik etmek için gelmedim baba. Kendini nasıl savunacağını merak ettiğim için. Yüzüme bakıp neler söyleyeceğini merak ettiğim için geldim. Bak oğlum, bana kızgınsın biliyorum ama yani... Kızgınlık mı? Baba, kızgınlık şu an hissettiklerim yanında hiç kalır. Bunu bana Serkan'a nasıl yaptın sen? Yıllarca gözümüzün içine baka baka nasıl kandırdın sen bizi? Çünkü vereceğiniz tepki buydu. Böyle bir tepkiyle karşılaşmaktan korktum. Bana gencom gibi, oğlum gibi değil de bir yabancıymış gibi bakmandan korktum. Öyle ya da böyle baba, korktuğun başına geldi işte. Ben seni eskisi gibi görebilecek miyim bilmiyorum artık. Çünkü sana hiç saygım kalmadı. Bana bak. Sakın pişman olacağın şeyler söyleme, tamam mı? Ben sana artık nasıl baba diyeceğim? Senin herhangi bir sözüne nasıl inanacağım ben? Genco bak. Nadir, iyi misin? Niye aramadınız beni? Sekreterinden öğrenmez ama benim olmayacak olanlardan. Nadir, ne oldu sana? Nasıl bir kaza geldi başına? Önemli bir şey değil ya. Ne zaman çıkacaksın peki? Çıkınca bana gideriz, ben bakarım sana, merak etme. Nasıl bir kaza geldi başına, anlatsana. Bir kaza işte. Babam kaza falan geçirmedi belli ama. Ne oldu öyleyse? Bıçaklandı. Üstelik Şule teyze bıçakladı babamı. Neredeyse bir aşk cinayetine kurban gidiyordu baba. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Üstelik bu kadar da değil. Babam ve Şule teyze... evleniyorlar. Ne? Doğru mu bu duyduklarım? Beril, bak şimdi. Şimdi nasıl bir yalan söyleyeceksin çok merak ediyorum baba. Genco. Nadir, bir şey söylesene. Doğru mu Genco'nun söyledikleri? Doğru Bebi, doğru. Hani aranızda olanlar geçmişte kalmıştı? Beril bak, özür dilerim ama öyle gerekti. Ne demek öyle gerekti Nadir? Ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Bana ne zaman haber vermeyi düşünüyordun acaba? Ha? Beni daha ne kadar oyalayacaktın? Beril. Bir de gelmiş burada sana bakmaktan bahsediyorum. İnanamıyorum. Çok özür dilerim. Böyle duymanı istemezdim. Ama düşündüğün gibi değil. Biz Şule ile birbirimizden kopamıyoruz. Bunu geç de olsa anladım. Yok, inanmam. İnanmam buna. O kadın ne yaptı da seni buna mecbur etti bilmiyorum ama yani bu işin içinde kesinlikle bir şey var. İnanmıyorum. Ya işin içinde bir iş falan yok. Sana her şeyi harfi harfine anlattım. Şule'nin bu işle bir alakası yok. Bu benim çok daha önce vermem gereken bir karardı. Ne dersen de önce bıçaklanıp sonra birden evlilik kararı almana beni inandıramazsın. Bu işin içinde bir şey var kesinlikle. Ve ben çözeceğim. Göreceksin.